Sevgili seyircilerimiz, Sille'de şimdi mum evindeyiz. Mum nasıl yapılır? Mumun ham maddesi bu mu abi? Evet, mumun ham maddesi parafin. Bu beyaz gördüğünüz ürün. Bakayım bir şöyle. Oo, sabun gibi bir şey. Evet, sabunun biraz daha sertleşmiş hali. Bundan sonraki aşama ne? Sabunda da var bu ürün zaten. Hı-hı. Bundan sonraki aşama bu kazanlar içerisine atarak sıvı hale dönüştürüyoruz. Sıvı halde 75-80 santigrat derecede eriyor zaten. Sıvı haldeyken karışımlar yapıyoruz. Toz boyalar eklendiriyoruz. Toz boya yine itel, aşama yağ bazlı boya. Aşama o zaman. Şimdi bu aşamadan sonra zaten. Bu aşamadan sonra erittikten sonra bu vanadan sıvı hale alıyoruz. Alıyorsunuz. Evet. Ondan sonraki aşama orada hazırlar var. Şöyle gidelim isterseniz değil tabii, mi? Tabii. Oradaki hazırladığımız kazanlardaki ham maddeyi mevcut olan makineye şuradan döküm yapıyoruz. Yaklaşık yine 70 santigrat derecede erimiş oluyor. Evet. Bu renklendirilmiş kırmızı halde doğum günü mumu dediğimiz kına mumları. Bayağı bir yaygın zaten. Bu tabii. Değişik renklerde var efendim. Alt tarafta da görüyorsunuz. Bu iplikler altı dikkat çekebilir misin? Hani bu iplikler nasıl? Sistem bu sevgili seyirciler. Pamuk ipliği. %100 pamuk ipliği kullanıyoruz. Evet. Aşağıdan makara sistemiyle geliyor. Bu borudan geçip muma ulaşıyor. Şu anda üstteki mum alttaki oluşan mumun ortada tutmasını sağlıyor iplerin. Şu anda yine içinde bir üründe var. Bir tavlada 400 tane var. Bu 400 tane aldıktan sonra alttan bir 400 tane daha çıkacak. Şu anda oluşuyor o mum. Yine şu anda üretim aşaması devam ediyor. Devam ediyor şu anda evet. Burada kına mumu dediğimiz bu ürünlerde şu anda kırmızı renk çalışıyoruz. Evet. Diğer makinelerde de silindir tarzı yine bakkal tipi mumu ihtiyaç durumundaki insanların evde kullandığı ürün yapıyoruz. Şu an hazır var mı gösterebileceğimiz bir sistem? Yani biri var. Şekilli olanlara diğer taraftan. Şekilli olanlar da var efendim. Şöyle bir sille de devam edelim. Çok ilginç. İşte aşaması bu Seyhan. İlk aşama kesiliyor, biçiliyor. Değişik renklerde mumlar var. Şu anda biraz önce gösterdiğimiz makinelerde hazırladığımız farklı renklerde ürünler var. Bunları sayısına göre kutularda 24'lü olanlar var, 12 olanlar var. Renklerine göre her kutuya karıştırarak ambalajlamasını yapıyoruz. Çok güzel. Ambalajladığımız ürünlerde kolilerek Türkiye genelinde dağıtım yapıyoruz. Özellikle öncelikle Konya ilçelerine ve Konya havarisinde birçok evet. İl veriyoruz. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Doğu bölgesine de geçecek olsak Adana, Gaziantep, Maraş, Batman'a kadar ulaşıyor. Maşallah yani gayet evet. Tasarımı da güzel, kullanışlı değil mi? Tabii sürekli insanlar doğum günlerinde, kına gecelerinde falan tüketilen bakkal lardan falan marketlerden falan temin edeceğimiz ürün. İçeri bölüm biraz daha özel mum. Sille'de çok duyarsınız mum üretimi var diye. Şimdi burayı gezmeye devam edelim. Özel mumlar, özel mum şöyle. Yapımı. Buyurun geçelim. Şimdi çok ilginç mumdan yapılan eserler. Önce şunları bir gösterelim. Seyhan hızlıca aldım elime. Bu Selçuklu Belediye'mizin amblemi mum evet. Halinde. Çok evet. Güzel. Yani belediye'mizde bir çalışma oldu. Yine onun hazırlığını yaptık. Bunu daha güzelleştireceğiz inşallah. Oo, gayet boyutları güzel. Farklı farklı olacak. Şöyle koyalım. Evet şöyle yine bizim Selçuklu Kartal'ı çift başlı Kartal amblemli olan ürünlerimiz var. Yine yeni bir çalışmamız var. Aya Eline Kilisesi Sille'ye özel bir ürün hazırladık. Öne koyuyorum hemen Seyhan. İşte evet. Mum burada sanata bürünüyor. Evet. Ustalarımızın elinde. Farklı bir çalışma Mevlana Kubbesi olarak düşündüğümüz. Evet. Yine farklı bir çalışma ağaç modeli olarak düşündüğümüz. Buket, sepette gül anlamında yine gülümüz ben var. Hepsini şöyle uğur böceğimiz var. Uğur böceğimiz bunların var. Hepsini yine bizim bu kendi atölyemizde kalıplarını da tasarımını da kendimiz yapıyoruz. Silikon kalıplardan çıkartıyoruz ürünlerimizi. Beyaz aşama olarak beyaz olarak döküp sonra yüzeylerini yine fırçayla tek tek elde boyayarak şeklini oluşturuyoruz. Yani örneğin şuradaki sepette gülü şu anda bir şey anlam belki yok ama sepetini sepet renginde boyayacağız onu. O zaman ortaya daha şık bir ürün çıkacak. Ambalajladıktan sonra da satışa sunacağız inşallah. Yani bu daha kalıptan çıkmış biraz mat hali. İnşallah önümüzdeki aşamalarda bu daha güzel bir şekle dönecek. Peki ilgi alaka nasıl? Hani siz üretiyorsunuz, yapıyorsunuz. Evet. Nedir durum? Bu tip ürünleri daha çok, buraya gelen ziyaretçileri daha çok ilgi görüyor. Sille'ye geldikleri zaman Sille'de mum olduğu için hani biraz Sille'ye özleşmiş. Bunlar ciddi şey görüyor. Çok güzel, harika gerçekten. Fiyat alabilir miyiz bilgi olsun? Bu mesela. Şu ürün üretim 6 lira efendim. 6 lira. Ambalajlanmış, her şey bitmiş hazır olarak. Gayet de güzel. Böyle güzel bir Sille hatırası olabilir, böyle hatıralar olabilir. Evet. Hakikaten çok güzel sevgili seyircilerimiz. Bunların hepsi yine mum değil mi? Tabii. Buradaki gördükleriniz Selçuklu evleri. Bu Sille'de tarihi bir kültür evi diye tarif ettiğimiz kültür evinin burada. Maket konumunda. Evet. Sille'ye geldiğiniz zaman mutlaka burayı da gezsinler. Muma tabii buyursunlar gezsinler. Mutlaka işte, hemen yol üzerinde. Her konuda yardımcı oluruz efendim. Buyursunlar mutlaka gezin efendim.
Celalettin abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi sözü bu aşamada kime bırakıyorsun? Mustafa Kolcu, firma sahibi, kendisi bizzat yetkili. Oh, ne güzel. Mustafa Bey merhaba. Bir tanıyalım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. İsim nedir? Mustafa Kolcu efendim. Ben ikinci nesil mumcuyum. Evet. Hani babam asıl bu işe başlayan insan. 1977 yılından beri burada mum imalatıyla uğraşıyor. Mum işte evet, budur. Evet. Şimdi meyveli efendim karpuzlu mu istersiniz, domatesli mi, limon görüyorsunuz efendim, kayısı, Seyhan sana uyar bak kayısı. Bunlar kokulu mu efendim? Kokuludur. Bütün bakın, ürünlerimizde koku var. Fiyatlar da gayet uygun. Şimdi ön bölüme gidelim. Yine ilginç çeken, yine biraz önce göstermiştik üretim aşamalarını. Tamamen kokulu, ambalajı hazır mumlar. İlgi evet. İyi değil mi Mustafa abi? Çok güzel. Gayet güzel. İnsanlar beğeniyor çünkü çok değişik objeler mevcut elimizde. Daha da geliştirip çeşitli koleksiyonlar hazırlamayı planlıyoruz. Öncelikle Konya ile ilgili, sonra ülkemizin değerleriyle ilgili, yani tarihi, coğrafi değerleriyle ilgili değişik objeler hazırlamak istiyoruz. Hatta şu an yeni başladığımız işte kilisemiz var, Aya Eleni. Gördük o aşamada. Boyanıyor mu sonra? Boyayacağız. Yani boyalı da olacak. Boyama yapacağız üzerine şey olarak. Değişik çalışmalar yapıyoruz. Ekonomik olarak ayakta olduğumuz müddetçe bu işlere devam edeceğiz. Allah razı olsun. Ben şöyle buralarda gösterelim. Seyhan, mum üzerine işte gördüğünüz gibi yapılan işleri görüyoruz.